Allahu Ekber, hiçbir Müslim Müslümanlar için hayır düşünmez, vallahi düşünmez. Hiçbir gayrimüslim. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kur'an'dan söylüyorum kardeşim. İşte ayet-i kerime. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah-u Teala tekidi nefyi istikballe len ile söylüyor. لَنْ تَرْضَى. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, Allah'ın hitabı bu. Hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan, hiçbir kafir, gayrimüslim insan, millet, memleket sizden, sizin için katiyen hayır düşünmez ve sizi asla sevmezler diyor Cenab-ı Hak. Ayet kardeşim, sevmez. Hiçbir Yahudi Muhammedi'yi sevmez. Vakı değil hayatla. Yok, Avrupa bizi seviyor, biz Avrupalı olacağız. Ahmak oğlu ahmak. Seviyor musun Avrupa? Kıbrıs harekatı ayağının altıyla yüzüne vurmadı mı seni? Ambargo nedir kafir Amerikan'ın? Seni Avrupa seviyor öyle mi? Sevsinler seni, ahmak adam, ben de seviyor seni. Avrupa Müslümanı sever mi? Benim ecdadım Avrupalıyı hayvanlar gibi tokatlamıştır. Haçlı seferleri nedir? Viyana kuşatması nedir? Bizans'ın fethi nedir? İstanbul'u zapt eden Fatih nedir? Dikiliyor da Kasımpaşa sırtlarında aslanlar gibi kükreyen 21 yaşındaki Sultan Fatih, bakıp bakıp zincirlerle döşenmiş Haliç sularına bakıp da hiçbir irade gevşekliği göstermeden ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır demesi ne demektir? Avrupa seni sever mi be kardeşim? Ey cahil politikacılar! Avrupa sizi sever mi ya? Benim atımın malları Avrupa'yı çiğnemiş geçmiştir. Seni sever mi? Kur'an mı doğru söylüyor yoksa bunlar mı? Velen terda, razı olmayacaklar, sevmeyecekler sizi diyor. Ankel Yahudu velen Nasar. Nasara, Nasraniler, Hristiyanlar demek yani. Sevmezler. Nitekim sevmemişler. Sen ne söylüyorsun? Tek benim kasam kesem dolsun da dinim yıkılsın diyorsun sen de. Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Bütün Müslümanlar İslam'ın kuvvetlenmesine gayret gösterecek. Hani İslamiyet'in kuvvetlenmesi? Neyin peşindesin sen? Dünyalık topluyorsun, eşya topluyorsun, mobilya topluyorsun, durmadan dünyada bırakmaya mecbur olduğun eşya topluyorsun sen. Dünyaya eşya toplamaya mı geldin sen? Dünyaya madde, meta toplamaya mı geldin sen? Senin vazifen İslam'ı müdafaa etmek mi? Dünyada bırakacağın eşyayı müdafaa etmek mi? Bu noktayı iyi anlamak lazım. Küfür çok çalışıyor. Küfür çok iyi çalışıyor. Hani böyle şiddetli bir kar, fırtına eserse ne derler? Küfür esiyor derler. Aynen bunun gibi bu memlekette küfür esiyor. Müslüman boynu bükmüş oturuyor. Hani İslam'ı müdafaa edecektin? Hani Allah'a söz vermiştin Beytullah'da? Hani şeytanı taşlamıştın? 70 tane taş toplamıştın Müzdelife'de. Sonra Mina'da şeytanları taşlamıştın. Hani o şeytanı taşlama iradesi? Ey hacı! Orada şeytanı taşlar da memlekete geldikten sonra şeytanları alkışlarsan sana hacı der miyim ben? Orada şeytanı taşlayacaksın, gelip burada şeytan sen olacaksın öyle mi? Buna hacı mı diyecektiniz? Şeytan senin içinde, yuvanda, namaz kılmayan çocukların şeytan işte, onunla taşlasana, ona durmadan ekmek taşıyorsun sen. Namaz kılmayan hanımın şeytan işte, niye onunla mücadele etmiyorsun? Ne Müslümanlığı bizim şu İslam? Ben anlayamıyorum, kitaplarda kaydını bulamıyoruz Müslümanlığı. Sen gittin ihrama girdin hacda. İhram! Şöyle beyaz iki parçalı kefen ya, dikiş bile yok. İhram ne demek? İhram, Arapça ehrame yuhrimu ihram. Yani nefsimize haram etmek demek. İhram haram etmek. Neyi haram ediyorsun? İhramı giyince, ya Rabbi ölünceye kadar haram lokmayı nefsime haram edeceğim. Hacdan döndükten sonra ölünceye kadar haram lokma yemeyeceğim diyorsun. Ama oradan geldikten sonra yağı, gazı, tuzu, eti, ekmeği stok ediyorsun, piyasadan çekiyorsun, satmıyorsun, kara borsa yoluna haram yiyorsun. Ne hacılığı bu? Faizcilik yapıyorsun durmadan. Durmadan faizle münasebet takip ediyorsun. Ne hacılığı hocam, ne hacılığı kardeşim, yapmayın, etmeyin. Evet, orada tıraş oluyorsunuz. İhramdan çıkmak için hacı efendiler Beytullah'ın orada tıraş olurlar, bu vaciptir, tıraş olacaksın. Niye hocam, saçımız sakalımız birbirine mi karışıyor? Onun için tıraş olmak olmaz orada. Yani saçın sakalın birbirine karıştığı için orada tıraş olmuyorsun. O tıraş olmanın bir manası var. Saçlarının tamamını kestireceksin. Hanefiye'de sünnet. 1/4'ünü kestirirsen de olur filandır. Ama aslı bütün saçları şöyle 1 numara 2 numara kırkıp tıraş etmek sünnet orada. Ama tıraş olmak vacip ehemmiyetinden. Niçin? Bunun bir manası yok mu? Var kardeş, açın kitapları okuyun. Ne diyor? En son ihramdan çıkacaksın, tavaf-ı vedayı yapıp döneceksin, tavaf-ı ziyaret, bir sürü işler var. İhramdan çıkıyorsun artık, bitiyor dava, tıraş oluyorsun. Ne diyorsun? Ey Rabbim, ey Allah'ım! Geldim senin makamını gördüm, Kabe'ni gördüm. Peygamber-i Zişan'ın mücadele ettiği sahaları, vahaları, meydanları gördüm, gezdim. İslam şuuruna kavuştum. Memleketime döndükten sonra İslami mücadeleyi sürdüreceğim, yürüteceğim. Burada bu işin kararına varmamın ispatı için saçlarımı kestiriyorum. Memleketime döndükten sonra İslam davasının mücadelesi başladığı dakikada burada saçlarımı kesiyor, sana söz veriyorum, orada İslam yoluna kellemin kesilmesine vallahi söz veriyorum diyorsun. Tıraş budur. Burada şimdilik saçlarımı kestiriyorum, ileride İslam mücadelesi olursa kafamın kesilmesine göz kırpmadan karar vereceğim ya Rabbi. Gelmiş büyük bir tüccar, fabrikatör, esnaf şu bu. Cebinde bir gazete. Ya ne bu gazete, aç bakalım. Açıyorsun, gazetenin tam ortasında 2 sayfa boydan boya ne kadar fahişe, ne kadar zinakar, ne kadar dansöz, şantöz, şarkıcı, çalgıcı, dalgacı varsa onların resimlerini, isimlerini reklam eden gazeteyi cebine koymuş gezdiriyor Müslüman. Razı olmuş buna. Buna razı oluyor Müslüman. Yani bizim Müslümanlığımız Kur'an-ı Kerim'de yok. Ben bulamadım. Bulan varsa söylesin, ben de gideyim oraya doğru. Yok. Gazino reklamı, zina ve fuhuş reklamı yapan bir gazeteyi Beytullah'a gitmiş bir hacı efendi nasıl cebine sokup gezdiriyor, bunu anlayamıyorum. Bunu anlamak mümkün değil. Ne Müslümanlığıdır bu? Mecbur musun bunu almaya? Türkiye'de bir takım kanunlar seni bu gazeteyi almaya zorluyor mu? Yok, yok öyle bir şey. Hürriyet var. Serbestsin kardeşim. Müslümanlığımızın derecesini anlamak lazım. Müslümanlığımızın kalitesini kavramak lazım. Öyle lafınan nüfus kağıdında Müslüman yazmakla bu iş bitmiyor. Eğer hakiki Müslüman değilsen, senin nüfus kağıdında Müslüman kaydı varsa, sen mezara gömüldüğün zaman nüfus kütüğünden düşeceksin, İslam'dan da düşeceksin. O geçerli değil o. O mezarın içine girmez o kütük. Nüfus kağıdı mezardan geriye döner. Böyle Müslümanlık istemiyor Cenab-ı Hak. Müslümanlık ebedi bir davadır.